Bulunan cesedin sarımsaklıdaki yazdığına kısa bir süre önce eşiyle birlikte gelen 57 yaşındaki Ahmet Öztürk'e ait olduğu belirlendi. İlk incelemelerin ardından talihsiz adamın çok miktarda su yuttuğu belirlenirken başının sol tarafında derin kesikler ve sol el parmaklarının kesikler sebebiyle koptuğu açıklandı. Yapılan incelemede Bursa'dan Ayvalık'taki yazdığına tatil amaçlı gelen Ahmet Öztürk'ün cesedinin bulunmasından 3-4 saat önce yaşamsal fonksiyonlarının durduğu ifade edildi. Öztürk'e plaj bölgesinde turistik amaçlı hizmet veren jet skilerden birinin pervanesinin çarptığı belirlendi. Olay yerine gelen Ahmet Öztürk'ün eşi Arzu Öztürk sinir krizleri geçirdi. Arzu Öztürk eşinin yüzmeyi çok sevdiğini ve iyi yüzme bildiğini belirterek onu fazla açılmaması konusunda uyarmıştım dedi. Yapılan ilk incelemelerin ardından Öztürk'ün cenazesi Ayvalık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Burada savcının yaptığı incelemeler sonrasında Öztürk'ün cenazesinin otopsi için Bursa Adli Tıp Müdürlüğü'ne gönderilmesi talimatı verildi. Ayvalık Belediyesi'ne ait cenaze nakil aracıyla Bursa'ya gönderilen cenazenin otopsinin ardından ailesine teslim edildiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın derinleştirilerek sürdüğü belirtildi. Vatandaşlar özellikle yaz sezonunda binlerce insanın aynı anda denize girdiği sarımsaklı plajlarında jet killerin sürat yapmasından endişe duyduklarını kaydetti. Jandarma'nın ve savcılığın olayla ilgili soruşturması sürüyor.